Pazar ilçesinde her hafta kurulan cuma pazarı öncesinde ilçe sakinleri hep birlikte toplanıp dua edince ilçede hayat durma noktasına geliyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Maddi ve manevi nimetler ihsan eden, iman ve İslam ile tezyin eden Rabbimize sonsuz hamdü senalar, şükürler olsun. Biz günahkar, aciz kullarını af ve mağfiret eyle. Bütün ümmeti Muhammed'e hidayetler ihsan eyle. İşte burası bir İslam beldesi, Müslüman bir ülkede yaşıyoruz hamdolsun. Sabahları besmele ile işlerimizi açıyoruz. Allah'a hamd ediyoruz. Peygamberimize salatü selam okuyoruz. İşlerimizin bereketli olması, huzurlu olması için, vatanımız, milletimiz için dua ederek işlerimize başlıyoruz. Her cuma buraya tezek açılır. Cuma günleri duamızı yaparız. Tezeklerimizin bereketlisi olması için dua yapılır. Her cuma belediyenin anasından duamızı yapılırız. Sabahları, cuma günü sabahları saat 8.30'da yapılan bir adettir. Aleyküm selam. Yapılan bir adettir. 8.30'da başlar, pazarlarımız kurulur. Herkes aminini, duasını yapar. Ondan sonra işine başlar Allah'ın izniyle. Herkes ekmek parasını kazanır. Yani benim bildiğim kadarıyla işte 16-17 senedir her cuma hiç sekitmeden dua yapılır. Yazmacılar Hanı'nda Tokat yazmasını ilk işlenişinden son haline kadar takip ettik. Kumaşlar Denizli'den rolo halinde bize geliyor. Bizim verdiğimiz siparişler yapacağımız mamullere göre kumaşlar geliyor. Kumaşları biz burada kendi ölçülerimize göre kesip bu vaziyette çalışıyoruz. Bu kremi, bu siyahı, krem üzerinde durduğumuz müddetçe 3 günde satış haline gelir. Fakat siyaha gelince başladığımız günden bunun bitmiş hali 1 hafta sürer. Baskısı bu siyah sıcak odada 2-3 gün beklemek mecburiyetinde. Dışarıyla hiç ilgilenemiyorum. Burada imalatı kendimiz yapıyor. Bir, ikincisi bir eleman yetiştirip de bu mamullerden çıkarabilecek elemanımız yok. Olmadığı için kendim, işine uğraştığım için dışarılarla pek uğraşamıyorum. Günlük kaç saat çalışıyorsunuz peki siz burada? Günlük 15 saat. Peki bu boya mı diyor? Akrelin boya, bu akar.
yüksek olursa ne olur? Bu işi yapıyorsan takipçisi olacaksın. Tembelliği sevmez. Çalışmayı çok sever. İlgi çok sever. İlgi yok. Herkes rahatlığa bakıyor. Seveceğim. Mesleğini seveceksin. Metin Gürdere 20. yüzyılda Tokat Bir Şehrin ve İnsanların Hikayesi Dönemler, Olaylar, Yaşananlar kitabı için basın mensuplarıyla buluştu. Abi en son yapacağız onlara da. Finalde. Sayın basına eskiden bir sana vermedik mi ya? Geçmişte yayınlanmış dergilerden ve gazetelerden çok istifade ettim. Aslında siz şu anda farkında değilsiniz. Siz bu mesleği yaparken bu şehrin tarihini yazıyorsunuz. Yıllar sonra, 100 sene sonra Tokat için araştırma yapacak olan insanlar sizin bu yaptığınız haberlerden hareket edecekler. Size şu mesajı baştan vereyim. Sonunda da tekrarlarım fırsat bulursa. Anılarınızı yazın. Bakın bu çalışmaları yaparken anılarınızı yazın. Böyle bir kitap yazma denemesine bugünden hazırladım. Ama gazetelerde çıkanları değil, gazetelerde yazamadıklarımızı yazın. Çeşitli baskılar dolayısıyla şimdi yazamadıklarımız şeyler olur. Ama bilirsiniz, duyarsınız bunları. Geleceğe araştırmaları sizin özel anılarınızdan bunları öğrensin. Yoksa gazetelerde çıkan yazılardan her şeyi insanlar doldurlar, bakarlar, ederler. Bu çok önemli. Bu tip bir çalışma öyle kısa bir zamanda olmuyor. Eğer bugün kumbaraya para atar gibi bu anıları biriktirirseniz, bakın gelecekte hem kendiniz adına çok güzel bir eser sahibi olursunuz, hem de bu memleketin işte tarihine, kültürüne, araştırma yapacak insanlarına büyük katkılarımız olur. Şimdi ben bu kitabı yazmaya niye başladım, neden aklıma geldi? Onu ön sözde de anlattım, bir de size anlatayım. Ya benim işte tanıyan arkadaşlarım var, gençler pek bilmez de sosyal çevrem çok genişti. Özellikle siyasi konumum dolayısıyla pek çok insanla Tokat hakkında konuşmak, görüşmek imkanım oldu. Bu insanlar bana çok enteresan şeyler anlattılar. Önemli şeyler anlattılar. Fakat zaman içinde baktım ki bana bunları anlatanlar uyuyor gidiyor. Düşündüm ki ya ben de ölünce bunlar kaybolacak gidecek. Bari yazayım da kaybolmasın. Önce kendi düşüncelerimi, görüşlerimi yazmak fikri yoktu. Yani bir kaynak olmak üzere gelecek araştırma yapacakları. Onlara ne diyorsa işte onların anlattıklarını yazmaya başladım. Tokat Organize Sahneyi 3. bölümünde Tokat Marangozu ve Mobilyacıların yeni yerleri tören atma töreni yapıldı. Törene Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Kadim Durmaz, Vali Cevdet Can, Belediye Başkanı Avukat Eroğlu ve diğer kurum ve kuruluş temsilcileri yetkilileri katıldı. Şu ana kadar geldiğimiz nokta, projemiz, her şeyimiz tamam. Allah nasip kısmet ederse temel atıp bir yıl içerisinde de 300 metrekarelik 75 adet, 12 adet de 150 metrekarelik kapalı alanı olan iş yerleri yapacağız. Şimdiden Tokat'ımıza, esnaflarımıza hayırlı olsun diyorum. Hayırlı olsun. Biz sana soru sorarak konuşuyoruz. Daha arkadaşlarla konuştuk. Şimdi önce siz Tokat'ta neredeydiniz? Tokat'ta küçük sanayi tesisi içerisinde. Dağınıktınız. Dağınıktık, evet. Orada şimdi 87 tane efendim bir kooperatif olarak buraya geliyorsunuz. Allah'ın adı. Onların dükkanınız kaç metrekare? 50'şer metrekare. 50'şer metrekare. Burası evet. Da 300 metrekare. 300'er metrekare. 350 metrekare olanlar bile orada bile en azından 3 kat. Evet, 3 kat. Kaç kişi tahminen istihdam olarak düşünüyorsunuz burada? Şu anda 87 iş yeri var. Kişi olarak da aşağı yukarı 200-250
kişi istihdam edeceğiz. Can İstanbul'dan o seviyeye gelecek. Evet. Onun dışında ortak makine parkı gibi ortak kullanım alanlarınız da var mı? Onu ben soruyorum. Şu anda burada hale yok. Şu anda burada yok Sayın Valimiz. Küçük sanayi sitesi içerisinde var. İleride burayı faaliyete geçirdikten sonra da o üzerinde de çalışacağız. Çalışacağız. Evet, projeyi yapacağız. Burada ağırlık olarak yani. Tokat'ı marka olarak Tokat'ın dışına taşıyacak ağırlıklı bir üretim var mı? Yani şu kadar insan şuna yoğunlaşacak şeklinde. Şu anda bu yeni yerlerimizde onları yapacağız. Eski yerlerimizde Tokat dışına çıkamıyorduk. Allah nasip ederse çevre illere de, ilçelere de burada hizmet vereceğiz. Tokat'ın geçmiş tarihinden bu tarafa ağaç işçiliği, oymacılık, evet. Ağaç dikiliği yani uğraşan insanların sayısı oldukça fazla olur. Yani Tokat'ın o geleneksel sanatlar dediğim ki bakırcılıksa, yazmacılıksa ağaç işçiliği olur. Önemli yani sonuçta. Bunu zaten camilerinde diğer efendim takım mekanları görebiliyorsunuz. Şu anda yapılan araştırmalar da bu civarda ağaç konusunda bu bölge kendini sürdürüyor. Evet. O manada böyle bir araya gelip buradan daha büyük bir fabrikaya dönüşme gibi bir fikir var mı? Onu var, var Sayın Valim. Allah nasip ederse burada işbirliği güçbirliği projesini de gerçekleştireceğiz. Şimdineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve evladihi ve ezvacihi ve etbaihi ve ehli beyti ecma'in. İlahi ya Rabbi el alemin. Rahmet ayı, bereket ayı, Kur'an ayı olan mübarek Ramazan ayı arefesinde şu güzel cuma gününde güzel Tokat'ımızda güzel bir hizmet başlatılmaktadır. Temeli atılacaktır. Kabul eyle ya Rabbi. Temeli atılacak olan bu güzel müessesenin Tokat'ımıza, Tokat'ımızın güzel insanını, ülkemize bereket getirmesini nasip eyle ya Rabbi. Amin. Hayırlı helal kazançlara vesile kıl ya Rabbi. Amin. Sahiplerine, öncülük edenlere kolaylıklar ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Memleketimize hayırlı olmasını nasip eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle, günahlarımızı affeyle, yalvarmalarımızı makbul eyle. Çoluk çocuğumuzu, yavrularımızı, geleceğimizi, genelce gelecek neslimizi her türlü tehlikelerden sen muhafaza eyle ya Rabbi. Haseten vatanımızı, memleketimizi, milletimizi düşmanların şerrinden, hainlerin ihanetinden muhafaza eyle ya Rabbi. Askerimizi, polisimizi sana emanet ediyoruz. Önce onları ve onların nezdinde ülkemizi sen muhafaza eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle. Rızaen lillahi'l-Fatiha.